Merhabalar kıymetli seyirciler. Geçtiğimiz programda Fatih Buhara Benzek ile insana dair, hayata dair, dünyaya dair, ahirete dair bir gönül sohbeti gerçekleştirdik. Bu hafta ise şiir üzerine, şairlik üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Fatih abiye sormak istiyorum. Şiir niçin yazılır? Şair nasıl olunur? Şiir yazanın mıdır yoksa ihtiyacı olanın mıdır? Bunlar üzerinden bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Size de bu soruyu yönelterek Teşekkür başlayabiliriz. ederim sevgili kardeşim. Eyvallah. Yani buradan da dile getirelim söylediklerimiz, konuştuklarımız, daha önceki programda da konuştuklarımızı ya da bundan sonra konuşacağımız şeylerin Allah bizi yabancısı etmesin. Amin. Yani sözümüzle, kalbimizle, halimizle onu yaşayan kullarından etsin bizi. Yani aslında soru kısa gibi geliyor ama gerçekten herkesin, her şairin, şair olan ya da olmayan herkesin bir fikri vardır yani şiire dair, şair olmaya dair. Aslında genel anlamda baktığınız zaman çok zor bir şey gibi görünmüyor. Okuma yazması olan herkes alsın yazsın yani yazabilir. Şiiri okursun sonuçta Türkçe nihayetinde bilmediği kelimeler değil. Aslında kelimeleri bir araya getirme sanatıdır yani. Ama tabii bunun o gönülde bu yazılmadan, gönül mürekkebine o kalemi dokundurmadan o olmuyor. Yine hep söylediğim üzere yani ben takip ettiğim şairlere, eski kadim şairlere de baktığımız zaman da hepsinde şunu gördüm Emre kardeşim. Yani ben bir güzel bir şair olayım, iyi bir şair olayım, herkes beni okusun, dinlesin diye bir niyetleri olmamış hiçbirinin. Fakat acının bir nebze bir tarifidir. İnsanın gönül sancısı çeken insanın o gönül süzgecinden dışarı sızanlardır aslında. İnsanın mahzenidir. Mahzeninde biriktirdiği şeylerdir. Kimseye söyleyemediği, kendi gönül mahzenine çekilip ve mahzende sanki bir kişi daha varmış gibi kendisiyle konuşurken başkalarının da duymasıdır. Biraz da duyurmasıdır aslında. Ama maalesef ki bunun altında hep hüzün vardır. Yani acı çekmek demeyelim de hüzün vardır. Hüzünlü adamın işidir. Yani hüzünlü adamın işidir şiir, şairlik. Tabii bizim referanslarımızdan en başında gelen de yani Asr-ı Saadet'e de bakıyorsun. Allah Resulü zamanında da bakıyorsun. Bu şairler olmuş, şiirler olmuş. Da Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini aşikar etmeden önce de Kabe'nin duvarına asılırmış şiirler, en güzel şiirler Evet. seçilirmiş falan. Hatta yani Efendimiz Aleyhisselam'a da Allahu Teala işte sen şair değilsin. Çünkü o zaman da bu tartışma konusu oluyor yani. Bu şair mi diyorlar? Çünkü Kur'an'ın sözleri çok etkili, çok tesirli. Ona mukabil, ona denk gelecek mümkün değil bir şey yazılmıyor. Bu nasıl bir şairlik falan diyorlar. Yani bugüne kadar uzanan bir şey var bunun. Acı dedik ya, hüzün dedik ya, Emre kardeşim. Şöyle bir yorum, kendimce bir tasvir getireyim. Hoşuma da gider. Hani insan acı çekmeden isteyip de sahip olacağı tek şey lahmacundur abi. Yani bir iki lahmacun acısız dersiniz. Bir de para verirsin, adam sana acısız getirir. Böyle şeylerin, böyle şiirin, yazının, romanın adı neyse bilemiyorum. Herkes meşrebince bir şeyler yazar, çizer. Ama şiir uzun lafın kısasıdır derim ben. Yani uzun uzun anlatmaya, çünkü bitmez, anlatmak bitmez. Evet. Hep eksik kalır bir şeyler kardeş. Ama o gönüldeki o hüzünle birlikte, bunun dışa sızmasıyla birlikte ortaya bir şeyler çıkıyor. Bir film dizi repliği vardı, hatırlar mısın bilmiyorum da. Dizide o Yedi Güzel Adam dizisi orada bir sahne var. Şehrin ortasında 80 zamanları sanırım. Evet. Orada bir kişiyi idam edecekler. Kişi idam sehpasına geliyor. Yedi Güzel Adam da işte oraya dikilmiş. Onlar da izliyorlar o acı tabloyu. Fakat bir tanesi yok Yedi Güzel Adam'dan. Cahit Zarifoğlu yok orada. Birbirlerine bakıyorlar. Şeyde orada asacaklar adamı.
Biri diyor ki, bakıyor yanına diyor Zarifoğlu nerede? O yanındaki de ona dönüyor. Diyor ki, acının kokusunu alır gelir şimdi diyor. Ve sonra Zarifoğlu gelir. Bakıyor demedim mi size diyor. Şair hayatın içinde ama kendince ama başkalarının derdiyle ya da bulunduğu toplumda, millette her neyse yaşananları aslında iyi izleyen, iyi gören, topluma sözcülük yapabilen, hatta devlete sözcülük yapabilen, kanaat önderi olabilen şahsiyetlerdir aslında. Ya bunun da kriteri ne kardeşim? Güzel şiirin böyle bir lezzetli bir tat olması. Hani Neşet Ertaş rahmetli demiş ya, herkes saz çalar ama demiş, tatlı çalamaz demiş ya. Evet. Herkes yapar bir şeyleri, yazar ama o tatlı olmaz, lezzetli olmaz. Güzel şiiri de kardeş okuduğun zaman kendini okutur. Bana çok gönderiyorlar sağ olsunlar. Hani ben bir otorite değilim kardeş. Böyle çok güzel şiir yazan birisi değilim. İşte abi hocam bir bakar mısın şiir nasıl olmuş diye. Okumaya başlarken belli oluyor kardeş. O şiir kendini okutuyor. Yani mısrasıyla, hece ölçüsüyle, vurgulamasıyla bu güzel şiirdir diyorsun. Ve güzel şiirin de şöyle bir etkisi de oluyor insan üzerinde. Çabuk ezberleniyor. Evet. Çünkü daha önce programda konuşmuştuk. Orada laf olsun diye bir şey yok. Orada bir çile çekin. Bak çile farklı bir şeydir, dert farklı bir şeydir. Yani acının ve hüznün de farklı bir şey olduğu gibi. Ya Allah muhafaza adam hasta olur. Amansız hastalığa düşer. Bu derttir. Ama oturursun bir gün balkonda, eline çay alırsın, başında duman. Ben ne zaman olacağım dersin. Hani yine Necip Fazıl Üstad diyordu ya, sözümün dostusunuz, çilemin yabancısı. Kalmadı mı sizin köyde çeken fikir sancısı? İşte şiir de fikir sancısıyla, gönül sancısıyla ve toplumu da yaşadığı ortamı da iyi analiz edebildiği için, acıları iyi sezebildiği için, duyguları, düşünceleri. Çünkü şaire de insan lazım. Duygular insan arasında oluyor kardeşim. Evet. Bunun da tesiri olması için yine geçen programda söylemiştiniz, samimi duygular olması gerekiyor. Ve şunu söyleyeyim Emre kardeş, bu soruyla da karşılaşıyorum. İşte bugüne kadar neredeydiniz Fatih Buhara hocam diyorlar. Ben de mahzenimdeydim diyorum. Mahzenimde bir çay demliği vardı, bir çay ocağı, bir çay demliği vardı. Yani bilirsiniz, çayı severiz, çayı içeriz. Güzel çay belli olur. O çayın demini alması, onun belli bir vakti var. Evet. Isınması, kaynaması, çayın oturması gerekiyor. Çay oturmadan da insanlara ikram ettin mi kardeşim? Ya bu çay olmamış dersin, değil mi? Mesela benim yemekle pek şeyim yoktur yani. Olsa da olmasa da pek önemli değildir. Tuzlu tuzsuz falan ama çay benim için önemlidir. O çayın demine çok kafamı takarım. Ben de kalbimi bir çay demliğine benzetmiştim kardeşim. Ben 3-5 yıldır yazan birisi değilim aslında. Yani tabi uzun yıllardır yazıyordum ama kimseyle paylaşmıyordum. Bunun da teyidini şimdi almış oluyorum. 5 sene, 10 sene önceki yazdığım şiire bakıyorum. Okuyamadan kapatıyorum ben böyle. Ya bunu Allah Allah, bunu nasıl yazmışız Evet. falan diyorum. İşte demlikte çay demlenecek ya kardeşim. Yani yanlışım varsa Allah beni affetsin. O şiirlere, şu anki şiirlere, o sanki o çay demlendi. Bir insanlara ikram etme zamanı geldi gibi düşünürüm. Evet. Bakıyorum birkaç kişiye böyle çaydan ikram ettik kardeşim. Böyle şiir demlendi işte, şiir demlendi. İnsanlara arz etmeye başlayacağız. Baktık ki beğenildi, sevildi. Yani dedim ya, ezberlenmeye başlandı, ezberleniyor falan. Bir yerlerde paylaşılıyor. Ama yine soruna da cevap olur belki. Yani şiir işte çok okunulsun, çok paylaşılsın, herkes beni konuşsun ya da ekonomik beklentilerle asla yan yana gelecek şeyler değildir. Kesinlikle. Yazılır, böyle biter. Hatta böyle bir tez gibi çalışılacak bir şey de değildir yani. Bir an meselesidir. Ama loş bir ortama gerek yok. Fon müziğine falan gerek yok yani. Esas kabiliyet de böyle ortaya çıkar. Ve zorlamaya da gerek yok. İlla yazacağım diye bir şey yok yani. Yani bunu böyle uzun uzadıya anlatıyorum. Çok böyle soru geliyor. Hem de arkadaşlara cevap mahiyetinde Evet. olur.
Abi şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Sizin şiirlerinizin hemen hemen hepsini okudum. Çok güzel şiirleriniz var. Özellikle bu Ankebut'un Elleri şiirinde ise ilk mısrayı müsaadenizle okumak istiyorum. Lütfen. Aynı zamanda bir hani belki şiirin tanımı diyemeyiz ama hani bir şiirin tanımının bir damıtılması belki diyebiliriz. Burada şu şekilde hani siz söylemişsiniz. Oturup düşünürken koşar gibi yoruluyorum. Kılıçsız kuşanıldım ben. İpsiz bağlandım. Ne kalmayı becerebildim ne de ayrı durabilmeyi. Bu baş alınmaz sevdayı nasıl anlatayım? Yani oturup düşünürken bir insan nasıl yorulur? Bir insan kılıçsız nasıl kuşanılır? İpsiz nasıl bağlanır? Burada bir derinlik var. Yani bir şey söylemek istiyorsunuz. Evet, bak kardeşim, güzel yerden yakalamışsın. Genelde evet, bu cümleyi kurduğum zaman oturup düşünürken koşar gibi yoruluyorum. Normalde insan oturduğu zaman dinlenir, değil mi Evet. yani? Rahmetli Doktor Selçuk Bekar abi vardı. Daha yakınlarda vefat etti. Onun bir dizelerinde çok güzel ifade etmiş rahmetli. Benim yüreğim yeryüzünden yaralıdır, belelidir. Ayaklarım yere değer ama bilmem başım nerelidir diye. Hani demin bahsettiniz ya benim Ankebut'un Elleri Evet. şiirinden. Dert bir oldukça, böyle yarasızı bir oldukça ifadeler değişiyor sadece. İşte biri diyor ki oturup düşünürken koşar gibi yoruluyorum diyor. Kılıçsız kuşatıldım, ipsiz bağlandım. Selçuk abiye bakıyorsunuz. Şey, yeryüzünden yaralıyım, bereliyim. Ayaklarım yere değer, başım bilmem nereli. Yani bakın, hep böyle bir bilinmezlik, bir arayış, ama kaliteli bir arayış. Öyle lüzumsuz bir arayış değil yani. Sözde batı düşünürleri gibi değil yani. Böyle psikiyatrik rahatsızlıkları olan insanlar değil. Yani nihayetinde kendini asan yazarlar falan gibi değil yani. Onlarda öyle bir şey vardır. Geneline baktığınız zaman, yani geneli demeyeyim de birçoğu bulunduğu ya toplumu eleştirir, ya dini eleştirir, ya devleti eleştirir. Kendiyle barışık insan değildir aslında. Dolayısıyla kimseye de verecek pek bir şey yoktur. İhtiyacım da yok zaten. Çünkü bizdeki de bize yeter. Hayır, programdan önce hatırlıyorsan konuşmuştuk Emre Evet. kardeş bunu. Yani her şeyi okumak iyi bir şey değil aslında. Boşuna Evet. beynini meşgul etme, hissiyatını meşgul etme. Anlayacağım diye uğraşma. Bir de bizde ne eksik de başkasında ne tam olacak yani. Ben kendimde, benim tarihimde, benim medeniyetimde, benim kaynaklarımda ben neyi bulamadım da başkasında ne arayacağım? Ya benim böyle düz bir duruşum var, böyle bir şeye sahibim, böyle de devam edecek. Çünkü ayıp olur. Yani hakikaten ayıp olur. Tarihe ayıp olur. Bizdeki o mutasavvuf insanlara, bu fikir sancısı çeken, gönül sancısı çeken ve bunları kalemini yansıtan değerli şairlere ayıp olur diye düşünürüm. Onun için hiç de ihtiyaç olduğu düşünmüyorum. Ve selam. Yani oturmak, oturup düşünürken koşar gibi yorulmak dedin. Çünkü oturduğunuz zaman her taraftan böyle kalbinizin böyle bir sağından solundan birilerinin çekiştirdiğini hissedersiniz. Bazen en yakınlarınız yapar bunu. Bazen adını bilmediğiniz birileri tarafından olur. Yani hayatınıza 3-5 dakikalık belki girip çıkan bir insan da bu olabilir. Ya da bende o çok olur. Ekranda bir görüntüye görürsün, bir şeye görürsün. Ya bir Filistin'deki bir kardeşi görürsün. Bir yaralanmış, bir orada şehit edilmiş birisini görürsün. Yani hayatın içindesin. Nerede acı var, nerede hüzün var? Yani hiç sen gördün mü kardeşim, böyle bugün çok mutluyum, lay lay lom, her şey ne güzel, böcekler, çiçekler, böyle şiir yoktur yani. Hayır, tabii ki. Olsa da bir anlamı olmaz zaten. Ama insan işte o şiiri okuduğu zaman böyle kendisinde bir şeyler bulmalı. Seçtiği kelimeler de, cümleler de önemlidir gerçekten. Yani ben ona çok dikkat ediyorum. Yani herkesin bildiği bir şeyler, kelimeler olsun, akıcı olsun. Ben öyle şiirden yazdıktan sonra pek değiştiren birisi değilim. Yani o anki duygularla şey yaparım, Evet. aksettirmeye çalışırım. İnsan kardeş, bir tek böyle insanın kuşatılması, insanın bazı şeylere maruz kalması, sadece kılıçla, iple, yani burada bir tasvir yapıyoruz tabii. Yani öyle acılar var ki yani kılıç yarasından beter gibi yani. Öyle bir kuşatıldık ki etrafımızda
Düşman yok, bir şey yok, gözümüzün gördüğü bir şey yok ama bu kuşatılmak hissi ne? Neden bir sancı var? Gönülden sızan bir şeyler var. Bazıları şeyi savunur. Böyle yani biz zaten acıyı seven bir milletiz kardeş. Biz hüznü seven bir milletiz. Öyle çok batılılar gibi çok böyle vurdum duymaz insanlar değiliz aslında. Gamsız insanlar değiliz. Ve okuyan kişi de kendine ait bir şey hissettiği zaman, hani demin dediniz ya, şiir yazanın değil İhtiyacı olanın. ihtiyacı olanındır diye. Ya belki bir mısra ile, bir dörtlükle insanın hayatı değişebiliyor. Ve bunu mesela bazı şeyler, şiirler besteleniyor. Daha kalıcı olabiliyor. Ama şu işin zirvesindeki gördüğüm, o şiirin, şairin ne olması gerektiğini izah etmek gerekirse, sözlerin en güzelini söyleyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şiir hikmettir demiş yani. Şiir hikmet barındırmıyorsa, seni hikmet kapısına götürmüyorsa, yoksa o bir yazıdan, söyleşiden başka, kelimelerin yan yana gelmesinden başka bir şey değildir yani. Evet. Ve muhatabını bulur, muhatabını bilir. Çok da düşünülüp de böyle üzerine çalışma yapıldığı zaman, bunu da çok soruyorlar. Yani demin dedim ya, böyle bir tez çalışması gibi, bir rapor hazırlar gibi şiir yazılmaz yani. Yakınlarım böyle bilir, beni tanıyanlar. Yani bazen mesela bir şiirim vardı işte, onu ben yemek masasında yazmıştım. Bilemezler diye bir şiiri vardı. Yemek kalktım oradan, bir konuşma oldu. Yani bilemezler dedim. Bilseler onu nasıl sevdiğimi dedim. Baktım şiir gibi gidiyor. Hemen kalktım. Başka bir odaya geçtim. Yazdım, bitti. Evet. O bir anlık gelecek şeyler yani bunlar. Hiç böyle ilham falan değil yani. Böyle ilham gelsin de yazayım falan değil. Ya aslında çok da yani illa ben yazacağım falan diye de bir insanların kaygısı, beklentisi olmamalı kardeşim yani. Zaten hani acı olarak tarif ettin. İnsan içerisindeki derdi bir şekilde dışarı vurmak istiyor. Kimi zaman bunu insan bir arkadaşına anlatarak derdini gideriyor. Kimi zaman bunu bir önüne kağıt alıyor, böyle sayfalarca bir şeyler yazıyor. Kimisi hatıra defteri tutuyor. Şiir olarak yazanlara da biz aslında şair diyoruz. Yani o da derdini, acısını, sıkıntısını veyahut mutluluğunu, o anki duygusunu şiirle ifade ediyor. Bu şiirle ifade etme, şair bunu ifade etmek isterken nelerden beslenir abi? Nelerden beslenir? Dertten demiştik ya, böyle Evet. dertten, çileden beslenir ve en mühimi de etrafından beslenir. Olan ya da olacak olmasını istediği şeylerden beslenir. Bak, laf aramızda bir şey söyleyeyim kardeş. Yani aslında şair milleti ya içinde bulunduğu durumdan yazar ya da bulunmak istediği durumu yazar. Ya olmak istediği şeyi yazar ya da olmayan bir şey oluyormuş gibi de yazanlar da vardır. Onlar biraz şeydir, okunduğu zaman anlaşılır zaten o da. Zaten hemen de ehline de malum olur kardeş yani bu. Çünkü olmayan bir şey varmış gibi yazmak, adamın belki böyle kelime kabiliyeti vardır, yapabilir. Ama o samimi gelmez yani insanlara. Çünkü ben bunu bir geri dönüşlerden anlıyorsunuz yani. Adam şiiri okuduğu zaman ya da birisi şiiri okuduğu zaman kime yazdınız, nasıl yazdınız, neden yazdınız gibi. Aslında bu da sorulmaz yani, neden, Evet. niçin falan diye. Yazılır, geçilir. Gönlünde yer tutan varsa okur, değerlendirir yani. Kesinlikle. Şimdi nereden beslenir? Daha önce programda bahsetmiştik ya. Yani bir insan bir şaire, bir yazara, bir şiire böyle bir meyli olduğu zaman aslında çok farklı kapılara da açar. Farklı ufuklara da gider. Neden? Şimdi bir şiir okursunuz. Bu şiir ya kiminmiş dersiniz. İşte misalen Erdem Bayezid çıkar. Erdem Bayezid kim dersiniz. Onun başka bir şiirine bakarsınız. Sonra onun hayatını merak edersiniz. Oradan Cahit Zarifoğlu'na gidersiniz. Oradan ya Necip Fazıl da varmış dersiniz. Ya Sezai Karakoç dersiniz. O da yaşıyormuş bak, buradaymış falan. Onun şiirlerine derken
hem tarihi bir yolculuk olur, hem coğrafi bir yolculuk olur, hem de bir insanın gönlü, kalbi içerisinde bir yolculuk olur. Onlara da baktığımız zaman hani kalem ve şahsına münhasır olmalı aslında. Böyle başkasına benzemek de doğru bir şey değildir. Yani insanın sevdiği bir şair, şiirinden haz aldığı kişiler vardır, olmaz diyemem. Ama onlara benzemek de doğru bir şey değil. Çünkü kendi hislerinden uzaklaşmamalısın. Zaten meziyet de burada devreye giriyor kardeş. Ya şimdi mesela hani acı dedik, gönül dedik, içinde bulunduğu durum dedik ya da olmak istediği yer dedik. Bunu çok güzel ifade eden bir şiir var Emre kardeşim. Yüreğim cehennem, gözlerim sus pus. Aşk böyle bir şey mi? Bilemiyorum. Ben denen kafeste, kimliğe mahpus. Neden gözlerinde gülemiyorum? Kendimi örüyor solum sağıma. Mühür vuruyorlar gönül bağıma. Asuman ağlıyor yalnızlığıma. Senden başka bir şey dilemiyorum. Kalmadı kırmızım, yeşilim, sarım. Bir yanıma düşman, şimdi bir yanım. Ne elim var benim, ne parmaklarım. Uzanıp yaşını silemiyorum. Gökyüzünde hicret, dallar secdede. Sırılsıklamım ben bir bilmecede. Aşka koşuyorsa her şey sence de, neden çıkıp sana gelemiyorum? Hasret bırakmıyor taş üstünde taş. Bitmiyor bu sessiz, bu sensiz savaş. Her gün vuruluyor ben yavaş yavaş. Neden gözlerinde ölemiyorum? Ya bu kadar güzel anlatılırdı. Evet. Bir dert bu kadar güzel anlatılabilirdi. Yani kalıcı his sana geçiyor. İşte bir yaşanmışlık var. O gönül dünyasında bir arzuları, yapmak istedikleri, bir mahzunluk, bir mahcubiyet, bir muhtaçlık. Yani bunlar içinde yaşamış ki, yani tasvire bak. Yüreğim cehennem, gözlerim sus pus. Yani ona sorsanız belki de izah etmeye mahir değildir. Lazım da gelmez belki. Evet. Yani şunu anlatmak istiyorum sevgili kardeşim. Ha deyince yazılacak şeyler değil. Onun vakti gelir. O gönlünde hani bahsetmişsek o çay demliği gibi. Demlenmeyen çay içilmez kardeşim. Şiir de böyledir. Tabii şu yanı da kaçırmamak lazım. Yani topluma da mal olmuş bir şahsiyet olmak gerekir. Öyle bir kanaat önderliği falan demeyeyim de en azından sözünde bir itibar olmalı. Daha da önemlisi ne biliyor musun kardeşim? Hani isim vermeyeceğim tabii ki. Herkes kendine benzeyen insanlara meyleder. Evet. Kendi hayatına, hayat anlayışına dokunan insanların kalemine kıymet verir. Bir şey dediğim yok. Benim tabii şöyle bir hissiyatım var. Hep yazacaksam da böyle yazacağım. Yani kendi değerlerime, kendi ilkelerime, kendi coğrafyamda, kendi topraklarımda bana ait kavramlarla, bana ait hislerle yazmam gerekir diye düşünüyorum. Çok önemli. Bana ait hislerle. Çok tabii önemli. Ki. Yani hani bir söz var ya, başkalarının aşkıyla aşık olunmaz diye. Evet. İçini bilmez sarayın, vasfeder duvarın demiş. Ya falanca şair şöyle, falanca şair böyle, onun şiiri şu yönde falan diye konuşulur, bakılır, incelenir. İnsana yön verir. Ona bir şey demem, yön verir. Ama onun gibi olacağım diye olmak doğru bir şey değil. Yani bak sana da bir şey söyleyeyim kardeşim. Ben bir şairin şiirini okuduğum zaman, sevdiğim bir şairin diyelim yani, bana birisi bir şiir getirse, bu senin sevdiğin şairin şiiri dese, ben de okusam, yok kardeşim bu onun değil, böyle yazmaz derim yani. Çünkü niye artık hissediyorsun? Tabii ki. O şairin tavrını anlıyorsun, kelamını anlıyorsun. O kelimeleri nasıl getirdiğini, tam evet buna yakışır bir kelime, buna yakışır bir mısra olmuş diyorsun. Ve şu da önemlidir kardeş. Sağ olsunlar bana da öyle hep iletiyorlar, geri dönüş yapıyorlar. Yani benim şiirlerde de, yazdığım şiirlerde insan okuduğu zaman böyle hani gençler, arkadaşlar der ya böyle bir klip çevirdim falan diye kafamda böyle. O şiir okuduğu zaman böyle bir tiyatral bir şeye de düşmeli. Böyle bir kafasına bir klipler dönmeli, bir hayal olmalı. Yani başka bir yere götürmeli. Başka bir yere götürmeli. Onun böyle gözünün önünde okudukları şey hayal gibi, böyle bir film senaryosu gibi yazılıp böyle sinemada izliyormuş gibi oraya götürmeli.
Ya ben bunun için ayrı bir çaba sarf etmiyorum ama böyle olan şiirler daha anlaşılır, daha akıcı, daha kalıcı olur diye Evet. düşünüyorum kardeşim. Aslında çok önemli bir şey söylediniz. Benim sevdiğim şairin şiirini bana getirseler, ben ona ait olup olmadığını anlarım dediniz. Bugün baktığımızda sosyal medya üzerinde bir bilgi dezenformasyonu da var. Hani oraya da kısaca bir değinmek istiyorum. Birçok sözün altına Necip Fazıl Kısakürek yazılıyor. Mevlana yazılıyor. İşte Yunus Emre yazılıyor. Halbuki Necip Fazıl'ı tanıyan bir insan o sözün ona ait olmadığını çok iyi biliyor. Bu hem şairi tanımakla birlikte hem de o derde ortak olmakla ilişkili bir mesele olarak düşünüyorum. Yani bir şairin şiirini tanımak öyle bir anda da olabilecek de bir şey değil. Değil tabii ki. Onun hem birçok yazısını belki okumak gerekecek, onun bir fikir dünyasını bilmek gerekecek. Onu tanımayla bu bilmek Tabii gelen ki. bilmek geliyor yani. Kardeşim şu da var. Bak güzel bir yere değindin. Bazen böyle arkadaşlar arasında konuştuğumuz zaman önceden bana kızıyorlardı ama şimdi hak veriyorlar. Şimdi bir tek şiir yazıp da şimdi Necip Fazıl dedin. Rahmetli onun yani aksiyonel yönünü tartışamayız yani. Kesinlikle. Değil mi? İnsanlara, bireylere, topluma, devlete harekete geçiren değil mi? Bir yönü var. Hitap et desen öyle. Köşelerde konuşabilen bir şey var. Ben şairlerin, özellikle şairlerin, aslında genişletebilir sanatçıların, işte bugün milyonlar verip de sahnelerde insanlara para veriyorlar ya, bu arkadaşları böyle oturup da, bak çok enteresandır yani, hiç gördünüz mü abi siz? Şarkıcı, pop şarkıcıların böyle oturup da hayata dair, tarihe dair, güncele dair adam akıllı bir şey söyleyebildiklerini. Yani şu an bu benim yani bir eleştiri yapıyorum. Hatta bakıyorsunuz yani millet dalga bile geçiyor yani böyle tweetlerinde işte yazım hataları şunlar falan. Evet. Yani kardeşim sanatçıysan onlar diyor ya biz sanatçıyız, halkın insanlarıyız, topluma mal olduk. Yani şarkını söyle, stüdyoya gir, paylaş, insanlar dinlesin, klaplarda çalınsın. Sen nasıl sanatçısın? Evet. Sen bu insanın seni dinleyen gencin, delikanlının, kızın her neyse hayatına nasıl yön verebiliyorsun? Şu sanatçı kavramını da içeriğini konuşmak lazım demek yani. Bu tarz hayatlar, bu tarz insanlar sanat kelimesinin de içini boşaltıyorlar. Elbette. Yani o zaman bunlara sanatçı ifadesi aslında farklı bir ifade de kullanılabilir gibi yani. Tabii ki kullanabilir kardeşim. Yani o sanatçı dediğimiz sözde insanlar karşına şuraya oturup da iki kelimeyi bir araya getiremiyorsa 5 dakika dünya görüşünü insanlara izah etmekten aciz ise ona sanatçı falan olmaz. En fazla şarkısının türküsünü söyler kardeşim. Bazıları tırnak içerisinde. Ama sen anladın beni yani izleyicilerimiz de anladı. Yani bakıyorsunuz işte dünyanın bir ucuna 1 senelik 2 senelik bir programlara gidiyorlar. Orada eğitimler falan alınıyor. Ondan sonra popstar olarak bizim memlekete geri geliyorlar. Maalesef de bunların da izleyenleri, takipçileri de var. Ama ne oluyor kardeş? Gerçekten hani geçen programda demiştik ya kardeşim. Derinlikten uzaklaşıyorsun. Yani hayatına bir şey katması. Ya insan sıkılmıyor da böyle monotonluktan ya. Ya bir insan aynı şeyi dinleyip de insanın yaptığı, öğrendiği şeylerin, dinlediği şeylerin kendisinde bir karşılığı olmalı. Dolayısıyla insanda bir karşılığı, çevresinde bir karşılığı olmalı. Sende hiçbir şey yoksa hani insanın bir günü bir gününe denkse ziyandadır. Tabii. İşte burada ne devreye giriyor? Hani cümle uyuyanlara bir uyanık yeter diyor ya. İşte bunları lider vasıflı insanlar yapar. Şair vasıflı insanlar yapar bunları. Yani bir tane bir dörtlüğüyle, bir beytiyle yahu tarihte olmuştur yani bu. Orduya yön verilmiştir. Fetihlerde kullanılmıştır. Böyle devletler arası yazışmalarda karşımıza çıkmıştır. Şiirlerle şey yapılmıştır, anlaşılmıştır. Ve bir devletin de böyle entelektüellik bir devletin entelektüel yapısı böyle sanatkar insanlarla, mimarlarıyla, mühendisleriyle, şairleriyle bir seviye getirmiştir.
bir işaret taşı koymuştur bir yerlere yani. Evet. Çünkü neden? Demiştik ya yani o toplumun içerisinde ya şair toplumun içerisindedir. Yüksekte değildir, olmamalıdır. Ulaşılabilir adamdır. Ulaşılabilir insandır. Çok güzel. Ve dolayısıyla şiirlerine baktığı zaman da insan ya bu ne kadar da bana benziyor. Bunu kim anlar biliyor musunuz? Bunu işte Anadolu irfanı dediğimiz insanlar anlar. Oralarda sözüm ona sözde işte bilmem star olmuş vesaire olmuş milyonlar para verip de böyle hiçbir şey almadan gelip ya bu benim kendi bakış açım tabii ki. Çünkü benim kardeşim korumam gereken bir şahsiyetim var. Benim korumam gereken bir çevrem var. Benim korumam gereken bir gönül dünyam, fikir dünyam var. Bir ruhi dünyam var benim yani. Ama tabii bunlar da işte herkese böyle ilgisini çekmiyor. Herkese nasip olmuyor diyelim yani kardeşim. Bende de sanki ben olmuş gibi demiyorum ama gayreti içerisindeyim bunun. Tabii. Yoksa Gayret yani bir araya etmek. gelip de böyle dinlediğin kişiden, takip ettiğin kişiden ya bu gerçekten çok tehlikeli işlerdir. Vebali işlerdir kardeşim. Hele bunu sosyal medyada dediniz ya. Yani sosyal medyada bir tweetle ülkeyi karıştırabiliyorlar. Bir paylaşımla ülkenin gündemine geliyor. Ülkenin en başındaki adamlar açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Ya bu da bu çağın jargonu bu oldu. İletişim Evet. araçlarından bir tanesi. Fakat işte bunu ya her şeyi de başkasından beklemek diye bir şey olmaz. Yani bir devletten bekleyemezsin, bir kurumdan bekleyemezsin. Yani bunları kanayan yaralara sarmak için hani şeyi de söyleyeyim. Yani şiirle de bağdaşan bir yeri vardır da onun için söylüyorum bunu. Hani nasıl şiir yazılır, nasıl şair olunur diye. İşte acı çektiren birileri olduğu zaman, hüzünlü birileri olduğu zaman adama yazdırılıyor. Halkın diyor iradesi devletin idaresine dönüşmesine demokrasi diyorlar. Bir tasviri de budur. Şimdi halk irade ediyor, devlet idare ediyor, halka geri döndürüyor. Şiir de şairlik de böyledir. Yani içinde bulunduğu toplum halk ona bir şeyler acı tatlı bir şeyler verir. O dertlenir, sonra gider kendi yazar, geri onlara döner, herkes dertlenir. Çok güzel ifade ettiniz Yani gerçekten. böyle düşünürüm kardeşim yani. Abi müsaadeniz olursa eğer ben sizin Ankebut'un Elleri şiirini de böyle bir Tabii kısaca ki çok memnun olurum. hani okumak istiyorum. En azından şairimizi burada ağırladık. Bir de Eyvallah. şiirini Şiiri de okuduktan sonra da şimdi dedim ya kardeş böyle baba mısra denir mesela baba beyt diye şah beyt falan diye ifade evet. edilir de her şiirde bu iyi kötü vardır. Sen de bu ne, Ankebut'un elleri şiir değil Ankebut'un mi? elleri evet. Bunu okuduktan sonra sen de abi şurası da bana hitap etti diye ben de senden dinleyeyim bakın. Bir mısrayı bana söyleyebilirsin. Tabii ki. O zaman şöyle okuyalım. Ankebut'un elleri. Oturup düşünürken koşar gibi yoruluyorum. Kılıçsız kuşatıldım ben. İpsiz bağlandım. Ne kalmayı becerebildim ne de ayrı durabilmeyi. Bu baş alınmaz sevdayı nasıl anlatayım? Kolay gelmedim ben bu yaşıma. Neredeyse 40 yıl oldu buradayım. Bilirsin, 100 yıldır yollarda gibiyim. Anlatamıyorum. Kayboluyorsam seni ararken, düşüyorsam yine hep aynı yerlerde, bırak, bırak ben yine mahcup kalayım. Senin hafi ve göklü ellerine muhtaç olayım. Ya Rabbim, vaktim azaldı bilirim. O muhkem rüyayı bir daha göreyim. Ankebut'un ellerinden ve kuşların ayaklarından öpeyim. Çok Abi iyi. gerçekten hani böyle bir insan şiir okurken o kadar hani bir şiir akmalı yani gerçekten buna ben inanıyorum. Hani bu şiir akıyor yani. Yani çok hoş bir şiir. Gerçekten Eyvallah. kaleminize sağlık, gönlünüze Teşekkür sağlık. ederiz. Siz bana sordunuz hani hangi mısrayı daha çok sizin dikkatinizi çekti minvalinden. Ben ilk başta ilk dörtlükte söylemiştim. Oradaki ilk iki dize gerçekten hani oturup üzerine düşündüm. Yani oturup düşünürken koşar gibi yoruluyorum. Kılıçsız kuşatıldım ben, ipsiz bağlandım. Gerçi siz hani çok şiirini ifade ettiniz ama hani bir insan maruz kaldığı şeylerden de otururken yorulabiliyor.
ve birçok sıkıntı içerisinde çaresiz kalabiliyor, kuşatılabiliyor. Yani bu mısranız gerçekten benim için hani çok değerli bir dize mısra oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Yani evet, işte bu tasvirler önemli. Hani Neşet Ertaş rahmetliye yine ondan bahsedelim. Rahmetli Neşet Usta'ya bir röportaj yapıyorlar. Hanımefendi diyor ki, üstadım diyor, aşk nedir, sevgi nedir? Hani biraz bunlardan bahsetsin, neler söylemek istersiniz falan diyor. O da diyor ki, ben diyor kızım Göngül Dağı dedim. Neredesin sen dedim. Ben daha ne diyeyim, sen ne dersin diyor. Evet. İşte böyle olmalı. Yani Gönül Dağı, neredesin sen, işte Mihriban gibi, nihayetinde bunlar bir şiirdi. Ne oldu? İnsanlar kendinden bir şeyleri buldu, hemen benimsedi, bestelendi, gönülden gönüle gezdi. Evet. Ve yani bu şiirle, şairle insanın meşguliyeti başladığı zaman gerçekten insanın gönül dünyasında çok farklı şeylere ulaşmasına sebep olur. Kelime hazinesi hani genişler, konuşmayı öğrenebilir, derdini ifade etmeyi öğrenebilir. Ve en güzel yönü de yani o şairin şiirine baktığınız zaman o anki yaşadığın zamana da gidersiniz. O zamanla bu zamanı anlamaya çalışırsınız. Ve üzerinde çok durduğum, ehemmiyet verdiğim, orası önemli, tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani bir şair, bir şair, bir yazar şiirinden ziyade oturup böyle bir sohbet edildiği zaman sözü de dinlenmeli. Hayata bir şey söylemeli. Topluma, devlete, yanına, yöresine bir şeyler söylemeli. Böyle sahne gibi, sahnede işini yapıp alkış alıp in aşağı olmamalı kardeşim. Evet. İşte ulaşılabilir adam olmalı. İnsanlar onu dinlediği zaman hani ilk soruna geliyor aslında. Nereden beslenir demiştiniz ya. Evet. İşte nereden beslendiğini anlatabilme kabiliyetine de sahip olmalı. Ya bunun içinde birçok şeye ihtiyaç var. Onları da başka zaman bir başka bir programda inşallah konuşuruz kardeşim. Evet abi, zaten programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum yine bizimle bu kıymetli sözlerinizi, sohbetinizi paylaştığınız için. Kardeşim bu arada yani programı kapatmadan asıl ben teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir gün İstanbul'da gündüz vakti eline kandili almış, kandille böyle geziyormuş. Yanına da insanlar gelmiş. Yahu hocam gündüz vakti bu ne kandili, sen ne arıyorsun? Böyle bakmış, adam arıyorum, adam demiş ya. İşte öyle bir zamana geldik ki diyor işte. Evet. Hani siz adam değilsiniz diyememiş de mübarek adam arıyorum demiş. Ben de şunun için teşekkür etmek istiyorum. Bunları konuşacak adam sayısı azaldı. Çünkü insanın kemalatı, insanın kamili de sorduğu sorudan belli olur. Meşguliyetinden belli olur. Evet. Onun için ben de size yani gerçekten minnettarım. Yani böyle güzel, biz de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hatalar, kusurlar affola. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben kardeşim. Teşekkür ediyorum abi. Biz gönlümüzce sorduğumuz soruların cevabını nispeten aldık. İnşallah hani seyircilerimiz de aynı şekilde bu sorulara kendi gönüllerince bir cevap bulmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze iyi gelen insanlarla hep olun. Hayırla kalın inşallah.